Herkese merhaba Orkun. Orkun'a Medya Okuyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Saçımı kestirdim. Sizce nasıl olmuş? Hemen anket koyuyorum buraya. Güzel ya da çok güzel var zaten. Başka bir şık koymadım buraya. Her türlü beğenmek zorundasınız saçımı. Yapacak bir şey yok. Evet, ilk medya okumamızla başlıyoruz. Yemek siparişi verip gelen kuryeye 200 TL bahşiş ver. Bana 200 TL bahşiş versen ben yemek götürüyorsam İnanılmaz sevinirdim. 200 TL başlığı muhtemelen kimse hayatında almamıştır. Bakalım neler olacak? Garip garip yerlere kamera yerleştirdik şimdi. Şimdi bir tane şuraya kamera yerleştirdik. Bir tane şuradan arkadan, evet. Hemen örneklemle gösteriyoruz. Dur adam izleyen burada gel. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Ya bir şey soracağım. Günde ortalama kaç sipariş götürüyorsunuz mesela? 30 tane götürüyor musunuz? Peki ortalama ne kadar bahşiş veriyorlar size mesela? 20-25 arası. Peki tamam. Çok teşekkür ederim. Şöyle vereyim ben de. Şöyle. Bahşiş. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok sağ ol. Bir saniye. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, siz de şey yaptık, beklettik. Hocam. Yok, buyurun sizin. Çok sağ olun. Emin misiniz? Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emin misiniz de başka yanlışlıkla 200 verdim sandı. Şey yaptı, emin misiniz de geri verdi, yanlış verdiniz diye adam. Merhaba. Çok sağ olun. Bir şey soracağım. Siz günde ortalama kaç sipariş götürüyorsunuz acaba? 25. Zor oluyor mu peki? Yani zorluk yanları çok. Bir de kış için daha zor böyle, hani yağış daha var. Tabii. Evet. Aa, çok teşekkür ederim. Size ortalama ne kadar baş veriyorlar normalde? Mesela şimdi benim bu saate kadar hiç çıkmak istedim. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun. Bugün hiç baş almamış abi. Şu an ilk defa baş aldı. Sevindim. Mutlu oldum. Sıradaki meydan okumamız. Hep yalap şalap giyiniyorsun. Yalap şalap ne? Yalap şap. Şap şup giyiniyorsun. Bir kere de düzgün giyin be kardeşim. Bir kere de seni böyle güzel bir takım elbiseyle görelim. Smokinle görelim. Meydan okuması. Benim bu akşam bir partim var. Orada smokinle çok güzel olacağım. Bakalım, ama alışveriş için önce mağazaya gidiyoruz. Oh. Hoş geldin. İyidir, senden ne haber? İyidir ben de. Yanımda Adam Gibi Adam kanalından Adam Gibi Adam var. Abi benim çok güzel bir smokine ihtiyacım var. Her yerde giyebileyim. Bunu damatlık olarak da kullanabileyim. İşte mezuniyette falan da giyebileyim. Ama sen partide giy. Ben partide. Ben DJ'lik yapacağım. Fıçı fıçı güzel böyle. Gel. Topu sana veriyorum, tamam abi. Al. Hadi gel bakalım. Haydi. Şimdi kapalı bir ortamdasın. Kırda olsaydı bu, hani açık bir alanda olsaydı derdim ki biraz daha rahat bir şey giyelim. Açık ama, renkler gibi mi rahat? Yani, ben iddialı olmak istiyorum. Sen iddialı olacağın için sana bir smokin seçtim şu an. Zaten arkanda duruyor. Hangisi? Şu an seni izliyor. Bak şurada. Ooo diyorsun. Aynen, bence bu çok güzel olur senin için. Bu gömleğin şu siyah çizgisi ve bu atayak olması bence birazcık fazla damat gibi oldu. Şimdi sen hem iddialı olacaksan ama damat beyaz gibi olmayın. Daha bir sadelik aynen olsun. Aynen. Bu da slim fit. Ben medium'um. Sen small. Ne small? Bence small olur. Hayır. Olmaz mı? Bence sen bunları bir dene. Gayet üstüne oturacak. Gel hiç çekinme. Gel, oldu. Gel. Allah Allah. Peki benim arkadaşım 30 gün sonra mezun olacak. Bir ay sonra mezun olacak. Evet. Ona da mı bunu giyeceğiz? Bu çok mu kaçar arkadaşın mezuniyeti? Evet, iddialı olabilir. Kendi mezuniyetin olursa giyebilirsin. Bak böyle bir ceket olabilir. Evet, bunun içine bir beyaz tişört, altına beyaz pantolon. Bir de altına da böyle bir ayakkabı giyebilirsin. Abi 10 numara 5 yıldız yaptın beni. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Adam Gibi Adam kanalına abone değilseniz ona da şuradan abone olabilirsiniz. Ben kaçıyorum, partime de bekliyorum. Tamamdır, görüşürüz orada. İyi bak kendine. Bay bay.
bu meydan okumaya bayılıyorum. Çünkü benim gerçekten en çok izlenen ve en çok sevdiğim videolarımdan bir tanesi. Gece alışveriş merkezinde kalmak. Şimdiki meydan okumada gece alışveriş merkezine tekrar gir olmuş. Biz bir çekim için alışveriş merkezine gitmiştik. Alışveriş merkezi kapandıktan sonra da alışveriş merkezinde kalmaya devam ettik. Ve başımıza çok ilginç şeyler geldi. Biz çekim için alışveriş merkezine gelmiştik. Ve saat şu an 11 oldu bak. Şu an saat 11. Ve biz alışveriş merkezinin içindeyiz. Hayatta en çok sevdiğim şey alışveriş merkezi kapalıyken alışveriş merkezine girmek. Bak biraz sessiz gidelim, dur yakalanmayalım. Dur çıkma hemen. Bomboş oğlum. Kimsecikler yok. Aşağıdan temizlikçi dayı geçiyor. Dayıcığım kolay gelsin. Kolay gelsin. Security abi var. Bak taktik şu. İşimizi biliyormuşuz gibi sanki alışveriş merkezi kapan. Geliyor mu? Adam bakıyor, adam buraya bakıyor, ne oluyor diye bize bakıyor. Ne oluyor diye bize bakıyor. Çaktırma. Bakıyor mu hala? Paket olacağız. Muhtemelen 2 dakikamız var. Ya baştan koşalım. Bence biz kaçalım. Peki abiler geliyor, biz hemen kaçmamız lazım. Bıktım alışveriş merkezinde paket olmak. Arkada bir tane var güvenlik abi. Çok geç. Çıkışı nerede buranın? Bu ne? Sekir abi gelecek şimdi. Gel buraya. Gel bakar mısın? Nasıl gidiyor bu? Geliyor. Bir bakar mısınız dedim. Ulan ya. Aa gitmiyor. Aldın çıkıyor. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla. Evet biz yine AVM'den kovulduk. Güvenlik bizi orada yakaladı. Çünkü gerçekten hiç olmamamız gereken bir saatte hiç olmamamız gereken bir yerdeydik. Evet ve şimdiki meydan okumamız. Bir manava git ve meyve olsam beni kaça satardınız diye. Dayıcım ya Allah'ım dayı ne tepki verecek acaba. Ben bir meyve, şimdi bak değilim de. Şimdi ben bir meyve olsam. Abiciğim merhaba ya. Bir soru soracaktım da sana. Ben meyve olsam beni kaça satardın? Bilemem. Kaç para verirdin? Ya diyelim ki ben meyveyim. Hmm. Meyve değilim. Meyve olmadığımı biliyorum. Ama diyelim ki bir meyveyim. Kaça satardın beni? 10 liraya satardım. Ben şöyle duruyorum abi. Tamam ben hiç... Elmadan armuttan farkım yok benim. Tamam ben şöyle duruyorum. Sen beni sat abi. Adım da Orkun, benim daha iyi pazarlarsın. Yerli muz desem bana olur. Orkun deme, yerli muz desem bana. Abicim beni alır mısın ya? Ben yerli muzum ben. Yerli muzum ben. Almayacağım mı abicim? Hay Allah. Sağ kolum 5 kilo yapar. Sen bunu 100 liradan okut. Bak bütünün pahalıysa sen benim sağ kolumu sat. Sağ kolum 100 lira. 20 liraya da satamayız. Kilom 20 lira. Vallahi. Fotoğraf çekilmek istiyorum ben seninle. Meyveyle fotoğraf çekiliyorlar ama alan yok işte. Tezgah bize kaldı ya. Abi beni alsana ya. Kilom bak. Kilom 20 lira. Al beni ya. Kaç para? 72 kiloyum ama kilosunu 20'den veriyoruz. Bir kilo al işte mesela. 10 liram var ya. Oo pazarlık olmaz mı ya? Ne yaptın ya? Bize 10 lira yapalım. Gel. Bize maliyeti lütfen. Bunun zaten 12 lira. 10 liraya verirse zararda olacağım. Ne 10? İyi de Orkun şimdi olmuyor ya. Ben zarar ediyorum. Tamam hadi 10 liradan hadi. Tamam. Al tamam parmağımı vereceğim ama serçe parmağımı vereceğim. Tamam hadi geç alıp. Komple ama. Olsun ya anlaştık artık. Ama 1 kilo fiyatını 72 parmağını kilo. Parmağını kesemem ya kardeşim, bin arabaya lütfen hadi. Ama bu adam kaçırma oluyor şimdi bu. Olsun. Abi bu başka bir. Bağıracaksın bak hurdacı hurdacı diye bağıracak, ben seni sapın aldım hadi. Ama ben ne oluyor şimdi evet. ben anlamadım. Abi ben mana meyveydim ben. Ye beni bari, ben meyveyim. Hurdacı.
Bu harikulade Orkun'a Medya Okuyorum videosunun burada sonuna geldik. Bir sonraki Orkun'a Medya Okuyorum'da ne görmek istiyorsanız aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenip aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Geçiş efekti bölümleri. Bir yerlere geçsinler. Bir şeyler olsun. Hiçbir şey de olmayabilir. Bir şeyler olsun.